neden geri veriyorsun sen abi? Ya kusura bakma da ben anlamadım işte. Evi o kokmuş ağasına geri vereceğiz. Bunda anlaşılmayacak hiçbir şey yok Seyfi. Abi orası tamam da o kadar uğraştık ettik. Yani neden şimdi geri veriyoruz anlamında yani? Dağdaki her gelenin biri bizi kuyruğumuzdan yakaladı. Kabak gibi fotoğraflarımızı çekmişler. Aa işte. Bu zibidi de getirdi önümüze koydu. Geri vermeyecektik de ne yapacaktık ha? Ya tası tarağı toplayıp daha çıkacaktık ya da evi geri verecektik. İşte bu kadar basit. Eyvallah abi. Da bu iş kimin başının altından çıkıyor ben onu çok merak ediyorum. Devletin dağda istihbaratçısı bilmem nesi var abi. Kim bilir kim? O kadar basit değil. Bak seninle bahse girelim. Ha. O kulaksız Miro var ya. O kulaksız Miro'yu ben arka bahçeye bir çekivereyim bir gece. Bak bu fotoğraf işi nasıl çözülüyor pat diye. Ah ulan. Bu dağda ben o taşla kafasını böyle eziverecektim ya. Aha işte. Bu yer dışarıda abi. Ha bak. Çağırmasın. Seninle gurur duyuyordur ha? Mantar. Muhabbeti uzatmayalım ya. Anahtarları ver. Diyordur ki bizim oğlan kedi olalı bir fare tuttu. Artık arkandan bir kurban keser herhalde. Anahtar abi anahtar. Önce bizim yüzü açık fotoğrafları bir görelim. Benim başım gözüm üstüne abicim ya. Yalnız senin bu kuntiklerden biri benimle beraber gelsin de şu tapu meselesini halledelim. Aradan kaynamasın da. Seyfi halledecek. Ondan sonra gelecek, fotoğrafları ona vereceksin. Bana bak. Eğer benim arkamdan bir iş daha çevirirsen, bir kumpas daha kurarsan, bir fotoğraf daha çıkarsa, babanla başlarım, o hemşireyle devam ederim, finali de o yetimle yaparım. Anladın mı beni? Yaparım! Ağzını bir kapat ya. Her tarafı tükürük ettin ya. Çekil lan, kuntik!